Kan Çiçekleri 17. bölümde neler olacak? Kan Çiçekleri dizisinde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Dizide Cevdet'in vurulması ile başlayan kaos Baran'ın tutuklanması ile devam etmişti. Dilan Baran'ı ateşe atmakla suçlanırken yeni öğrendiği gerçekler kafasını bir hayli karıştırmıştı. Dilan için artık tek bir soru var: Baran kim? İyi biri mi yoksa kötü biri mi? Bir katil mi yoksa bir kurtarıcı mı? Dilan'ın düşünceleri değişecek. Cevdet'in başına gelenleri, ailesinin ona karşı davranışları derken Dilan epey bir yıpranmıştı. Ancak Azade'ye karşı baş kaldırışı ise herkesi şaşırtmıştı. Dilan için dizide işler her geçen gün daha da karmaşıklaşacak. Ancak bu karmaşanın sonu hepimizi mutlu edecek bir yere gidecek. Öncelikle Cevdet'in hayatını Baran'ın kurtardığı artık açık bir şekilde ortaya çıktı. Üstelik Cevdet ameliyattayken ona kan geren kişinin Baran olması Dilan'ı bir hayli sarstı. Dilan'ın içine şüphe tohumları düşmeye başladı. Bu şüphe tohumları Dilan'ın bakış açısını olumlu yönde çok fazla değiştirecek. Öncelikle Baran'ın aslında iyi biri olduğunu fark edecek. Evet, Baran çok sert biri. Etrafında ördüğü kalın duvarlar var. Ancak bu duvarların içinde iyilik dolu bir kalbi barındırıyor. Baran'ın her hamlesi Dilan'ı ve ailesini korumaya yönelik. Üstelik başta Azade olmak üzere Hasan ve Fırat manyaklarıyla uğraşmak hiç ama hiç kolay değil. Nitekim bu üçlü çete boş durmayacak. Baran'ı köşeye sıkıştırmak ve onu zayıflatmak isteyen ekibin yeni hedefi Cihan. Bıçkı delikanlı Cihan ailenin en zayıfı diyebiliriz. Oldukça heyecanlı ve doğru karar vermede hiç ama hiç iyi olmayan biri. Cihan'ın zaaflarını iyi bilen Fırat onu oyuna getirerek kardeşleri birbirine kırdırmayı deneyecek. Kısaca toparlarsak dizide şu an için her şey Baran'ın aleyhine doğru gidiyor. Tek tesellimiz ise Dilan'ın bakış açısının zamanla değişmesi ve yumuşaması. Aslında bu tek şey oldukça önemli. Çünkü bunca kötülüğe karşı tek başına mücadele etmek hiç ama hiç kolay bir şey değil. Dilan'ın desteğiyle Baran daha üçlü olarak tüm bu kaosa son verecek. Şimdiden bugünün gelişini sabırsızlıkla bekliyoruz.